Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün Audi'nin renk düzeni F1.22'ye eklendi. Beklenmedik bir şekilde Codemasters Audi'nin tanıtımda kullanılan aracı oyuna eklemiş oldu. Ve bu araç gördüğünüz üzere Podium Pass içerisinde, yani hiçbir ücret ödemeniz gerekmeyecek. Aynı şekilde McLaren'in de Singapur Grand Prix'sinde kullanmış olduğu renk düzeni oyuna eklendi. Şimdi bu renk düzeniyle bir time trial'da birkaç tur atacağız Bahreyn'de ve sonrasında bir de Monza'da tur atmayı düşünüyorum. Aracın görünüşünü vesaire görün. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yani Audi F1'e giriş yaptığında gride çok güzel bir hava katacak. Şimdi Monza'dayız. Gün ışığında bu şekilde bir görüntü söz konusu. Bunu My Team modunda kullanabilirsiniz. Bu gayet iyi olacaktır. Özellikle konsol oyuncuları için. Şimdi videonun başında lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni gelişmeleri kaçırmazsınız. Olabildiğince hızlıca sizlere gelişmeleri ulaştırmaya çalışıyorum. Konumuza geri dönersek, dediğim gibi bu şekilde bir eklentinin gelmesi çok iyi. Çünkü konsol oyuncuları PC'de olduğu gibi modlama şansına sahip değiller. O yüzden onlar açısından güzel bir değişiklik olacaktır. Şimdi Bahreyn'deyiz. Gece karanlığında araç gerçekten çok güzel görünüyor. Herhangi bir motor sesi vesaire yok. Bu şekilde oyuna ekleme yapmaları, mesela önceki günde videosunu yapmıştım. Eleyici modu eklendi. Hani oyuna bu şekilde güzel içerikleri eklemeleri kendileri açısından yararlı olacaktır. İnanılmaz devasa büyük şeyler değil ama yine de çeşitlilik anlamında oyunculara güzel şeyler sunacaklar. Eğer bu şekilde devam ederlerse. Şimdi Bahreyn'deki ilk turumuzdayız. Biz de geçen sene F1 2021'de güzel bir Audi kariyeri yapmıştık. Bu konuyla ilgili görüşünüzü bekliyorum. My Team modunda My Team'e devam etmemi isteyenler var ama My Team'deki sürüş hissiyatı bozulduğu için devam etmiyorduk ama yorumlara bu konuyla ilgili geri dönütlerinizi bekliyorum. Hani tekrar My Team tarafına geçiş yaparsak, iyi bir ivme ve keyif yakalayabilirsek devam ederiz. Hani bu konuda talep olursa devam ederim, dediğim gibi. O konuda geri dönüş bekliyorum. İkinci sektörü tamamlıyoruz. Muhtemelen bir setup yapıp tekrar piste çıkış yapacağım biraz sonrasında. Hani bu turu sadece aracın görünüşünü görmeniz açısından atıyorum. Tabi araçta herhangi bir sponsor vesaire yok. Audi'nin tanıtımda, toplantıda kullanmış olduğu renk düzeni oyuna aktarıldı. Birkaç ekleme ile güzel bir hale getirilebilir. Hani bu renk düzeninin üzerine sponsorlar geldiğinde 2026 yılını düşünemiyorum. En azından Audi'nin F1'e gelmesi güzel bizim için. Çünkü şöyle bir durum var. Porsche'yi uzun yıllardır bekliyoruz ve sürekli olarak bir bahane, erteleme söz konusu oluyor. Red Bull'la neredeyse girdiler demiştik ama o konuda işler çok karıştı. Red Bull'un güç ünitesine daha çok yaklaşmaya çalışmışlar. Söylentiler eşiğinde bunları öğrendik. Daha çok elektriksel verim anlamında takımla bir ortaklık söz konusu olacaktı ama Red Bull buna yanaşmadı. Yani Red Bull bence doğru olanı yaptı. Yıllardır F1'de çok ciddi bir başarı yakaladılar. Hani direkt olarak bunu %50 hisse satımıyla yapmamalarını kesinlikle şapka çıkartıyorum bu konu hakkında. Audi de mesela McLaren'i satın almaya çalışmıştı ama McLaren kabul etmemişti. Ve sonrasında Alfa Romeo, yani Sauber'le işbirliği yapılacak Audi ile, bakalım göreceğiz. Daha öncesinde de söylediğim gibi Sauber'in rüzgar tünelleri gerçekten çok başarılı İsviçre'deki. O yüzden 2026 yılı için Audi'ye dikkatle bakıyor olacağız. Tabi bir de birçok fanın hayali Sebastian Vettel'in Audi ile Formula 1'e 2026'da geri dönmesi ama aradan 4 yıl geçecek. İşler nasıl olur bilmiyorum, o konuda pek bir yorum yapmayacağım. Şimdi Bahreyn'de sizi bu güzellikle dış kamera açısıyla baş başa bırakıyorum. Dediğim gibi My Team ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.